Ahmet Usta'nın mutfağından bugün biber dolması. Malzemelerimizi hazırladık. Bir tane de yumurtamızı kırıyoruz üstüne. Malzemelerimizi saymak istiyorum. 1 adet orta boy domates, 2 adet orta boy soğan, maydanoz, 250 gram kıyma, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1,5 su bardağı pirinç, 3-5 adet sarımsak, 1 adet yumurtamızı içine kırdık. Baharat olarak tuz, karabiber, toz biber, pul biber, nane. Onları da üzerine ilave ediyoruz. Az bir şey ketçap katmak istiyorum. Ketçap ayrı bir tat veriyor. Farklı bir lezzet veriyor. Ketçabı da sıktık. Bunu hepsini güzel bir şekilde karıştırıyoruz. İsterseniz kıyma kullanırsınız, isterseniz zeytinyağından yaparsınız. Hiç fark etmez, tercih sizin. Ben kıymadan yapıyorum. Yani elinizde hangi et varsa onu değerlendirin. Yarım fincan kadar çiçek yağı ilave ettim. Bütün malzemelerimizi güzelce yedire yedire karıştıracağız. Evet, şimdi dolmaların harcını hazırladık. Daha önce hazırlamış olduğumuz biberlerin içine dolduracağız. Biberlerin ucularını bıçak yardımıyla kestim. Şimdi dolmaları tek tek dolduracağız. Yumurtayı neden koyduğumu merak edenler için, yumurta eğer katarsanız pirinçlerimiz dağılmaz. Daha diri, daha güzel kalır. Görünümü de güzel olur. Dolmaların içini tam doldurmayacak şekilde, yarımdan az fazla olacak şekilde dolduruyoruz. Dolmalarımızın içine hepsini doldurduk, hazırladık. Şimdi dilimlemiş olduğumuz domatesleri kapak olarak kullanacağız. Hepsini koyuyoruz. Bu şekilde hazırladık. Dolmalarımızı bu şekilde yan dizeriz. Rahatlıkla su içine girip suyunu çeksin diye. Bu şekilde yaparsanız hem erken de pişer, tam su kıvamı bulmuş olur. Evet, bu şekilde hazırladık. Hemen diğer işleme geçiyoruz. Evet, dolma sosu için 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası, tuz ilave ediyorum. Eğer eşkiyi seviyorsanız eşki de katabilirsiniz. Bir limon sıkabilirsiniz. Ya da biraz limon tuzu ilave edebilirsiniz buraya. Ben biraz acı katmak istiyorum. Acı sos. Evet, yeterli.
da 4 bardak su var. Toplamda 4 bardak su kullandım. Hepsini üzerine ilave ettim. Daha sonra biberlerin üstüne az az yağ ilave ettik. Şimdi hazırlamış olduğumuz 150 ya da 180 derece fırına bu şekilde veriyoruz. Evet arkadaşlar, yemeğimiz şu anda hazır oldu. Hemen kapağını açıyorum. Fırından çıktıktan sonra bir tepsi yardımıyla üzerini kapatıp 20 dakika dinlendirdik yemeğimizi. Fırına verirken folyoya ihtiyaç duymadık. Yani fırının üst kısmını açmadık. Sadece alt kısmı açıktı. Fırını yemeği en son fırından çıkartırken fırının üst kısmını da açtık. Dolmalarımız bu şekilde kızardı. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Bir sorun yok. Nar gibi kızarmış. Tam istediğimiz gibi bu şekilde yemeğimiz hazır oldu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız.